Merhabalar. Alkışlayalım demese alkışlayacak olan yoktu herhalde. İsmim Gökhan Öztürk. Misafirleriniz için biraz kendimi kısaca tanıtayım. Yaklaşık 2,5 yıl, 3 yıla yakın bir süredir network'le uğraşıyorum. Daha önce bilgisayarcılık yapıyorduk, esnaftım. Yeter bu kadar, kısa dedim zaten. Bugün size internetten bahsedeceğim biraz. İnternet dünyasından, internetin öneminden, web sitesinden, web sitesinin öneminden ve web sitesiyle yapabileceklerimizden bahsedeceğim. Bugün internet denen gücü kimse azımsayamaz. Örneğin, interneti bütün dünyada 24 saatliğine keselim. Böyle bir şey düşünün. Düşündük mü? Tamam, düşünmeyi bırakalım, düşünemedik. Peki, böyle bir şey olduğunda, ertesi gün internet geldiğinde nasıl bir dünyayla karşılaşırız sizce? Fikri olan var mı? Bakmış bir dünya. Ekonomik krizler. Kargaşa. İnternette aç gençler. Mesela birçok şirket zarara uğramış olacak. Birçok e-mail anlaşmalar yapılamamış olacak. Kimse telefonuna TL yükleyenler TL yükleyememiş sevgileriyle araları bozulmuş olacak. Bunun yanında hiçbir resmi kurum işini görememiş olacak. Hastanelerden randevu alınamamış olacak. Yani internet eskiden Türkiye için sanal bir şeydi. Çok sanaldı, çok uzaktı. Ama şu an hayatın ta kendisi oldu. Yani hayatımıza etkisi hiç de azımsanamayacak kadar büyük internetin. Ve internetin gelişimiyle de birçok iletişim anlamında gelişme sağladık ve birçok fırsatlar çıktı. Yeni yeni meslekler türedi. Mesela bunlardan birisi blog yazarlığı. Blog yazarlığını bilen var mı? Bu kadar kişi mi biliyor? Blog dediğim şey kendimize ait web sitemiz ve kendi yazılarımızı yazdığımız bir ortam. Bugün blog yazarlığından hiçbir ekstra iş yapmayan insanlar var. Blog yazarlığıyla geçinen. Mesela blog yazarlığı için tabii ki belli bir edebiyat lazım, biraz yetenek lazım. Sağlıklı bir blog nasıl tasarlanıyor bunu öğrenebilmek lazım ki internette yine bununla ilgili gerekli eğitimlere ulaşabiliyorsunuz. Siz sağlıklı bir blog oluşturduğunuzda yüz binlerce, milyonlarca kitleye ulaşabiliyorsunuz, takipçiye ulaşabiliyorsunuz. Ve bu güce kavuştuktan sonra büyük büyük şirketler sizle iletişime geçiyorlar. Örneğin bir şirket yeni bir ürün çıkarıyor. Bunu tanıtacak. Sizle iletişime geçiyor. Diyor ki blogunda benim ürünme yer verir misin? Yer verirsen yazarsan sen bundan kazanç elde ediyorsun. Veya milyonlarca takipçiye ulaşmışsan web sitesine reklamlar koyarak yine gelir elde edebiliyorsun. Veya yine kendi blogun üzerinden kendi ürünlerini pazarlayıp satabiliyorsun. Bir başka bir şeyden bahsedeyim. E-mail. E-mail insanın hayatını değiştirebilir mi? Evet. Peki nasıl? Evet diyen kimdi? Nasıl değiştirir? Şöyle, eskiden ve hala insanların kullandığı... Eskiden ve hala insanların kullandığı Hotmail ve Gmail var. Ama bizim web sitemiz sayesinde kullandığımız isim soyisim web sitesi aldıysa, mesela benimki iletisim@gozesivim.com, buradan benim derslerime yansıdı mesela. Hocalarım benim bir web sitem olduğunu ve teknolojiyi kullandığımı öğrendiler. Hatta bir dersimde öğretmenimiz şey istemişti, bir tane web siteniz olsun, gidip bunu alın ve tasarlamasını öğrenin diye bir ders yapmıştı mesela. Orada benim çok işime yaramıştı. Onun dışında tamamen bir prestij, hani okul dışında da herhangi bir şirkette başvuru yaptığımız zaman onlardan 5-0 önde başlıyoruz mesela. Hani bir kağıt parçasını verip CV'nizi vermek yerine benim bir web sitem var, orada bana ulaşabilirsiniz şeklinde. Böyle yararları var. Teşekkürler. Aynen bu şekilde aslında. Derslerimizde, okulumuzda etkili olduğu gibi iş hayatında da çok etkili oluyor. Mesela bununla ilgili bir haber vardı. Haberin detaylarına ben ulaşamadım. Hangi gazetenin arşivinde olduğunu hatırlayamadığım için. Ama hatırladığım kadarıyla anlatacağım. Bir bayan iş başvurusu yapıyor. CV'sine cicikız34@hotmail.com diye bir e-mail yazıyor. O CV değerlendirmeye bile alınmıyor. Ama başka bir bayan iletişim et
gözdesirin.com diye bir e-mail bırakıyor CV'sine. O e-mail dikkatini çekiyor şirketteki insanların. Web sitesine ulaşıyorlar. Bakıyorlar oradaki yazıları, paylaşımları vesaireler çok hoşuna gidiyor. Kız o e-mail sayesinde, web sitesi sayesinde şu an Microsoft'ta çalışıyor. Kendini gösterebildiği için, reklam yapabildiği için. Ve bunun gibi birçok proje var. Mesela trendyol.com. Oradan alışveriş yapanlar kimler? Güzel. Trendyol.com Demet Mutlu adında bir bayan tarafından kuruluyor. 29 yaşındayken. Bu kız işte Amerika'da okuyor. Ekonomi ve finans konusunda kendisini geliştiriyor. Dijital pazarlama konusunda kendisini geliştiriyor. Ama daha sonra böyle bir proje aklına geliyor. Türkiye'ye geliyor. Babasına diyor ki benim böyle bir projem var, bunu yapacağım. Babası sizce ne diyor? Sen diyor böyle boş işler için mi okudun? Ama kız hayallerinden vazgeçmiyor ve bu siteyi hayata geçiriyor. Ve şu anda Türkiye'nin her yerinde mağazası var bu kızın. Hatta daha sonra MyNet'in kurucusu buna ortak oluyor. Daha sonra başka biri ortak oluyor. Ve en son İpek Yol firmasının yönetim kurulu başkanı ortak oluyor. Ki o adam internet kullanmayan, internete inanmayan, internetteki ticarete hiçbir şekilde ihtiyaç duyulmadığını düşünen bir adam. Ortak olduktan sonra şöyle bir açıklaması var son röportajında. Diyor ki ben 30 yıldır çalışıyorum. Bu firmayı 120 mağazaya taşıdım. Ama trendyol.com benim 120 mağazamdan daha çok alışveriş yaptırıyor şu anda. Web sitesi bu kadar önemli. Yemeksepeti.com Nevzat adında, soyadını hatırlayamadım. Biri tarafından kuruyor, 24 yaşında. 2000 yılında kuruyor. Diyor ki benim Türkiye'nin her yerinde restoranım olsa nasıl olur? Bunu hayata geçiriyor. 2011 yılındaki hesaplanan geliri 130 milyon TL. Facebook.com Mark Zuckerberg, 84 doğumlu bir çocuk, bunu hayata geçiriyor. Diyor ki insanlar üye olsunlar, resimlerini yüklesinler, arkadaşlarıyla tanısınlar, mesajlaşsınlar vesaire vesaire. Bu çocuğun şu andaki serveti 24,5 milyar dolar. Ve Facebook'un değeri 100 milyar doların üzerine çıktı şu anda. Google, hepimizin ana sayfası Google. Hatta Google o kadar içimize girdi ki, ana sayfada Google açılmadığı zaman internet yok zannediyoruz. O kadar hayatımıza girdi. Bu da iki tane üniversiteli gencin bir araba garajında oluşturduğu bir fikir. Ve şu an piyasa değeri 143 milyar dolar son rakamlara göre. Ve bunun gibi birçok şey faaliyete geçirebiliriz biz. Mesela atıyorum ben Altıntaş Mahallesi'nde oturuyorum. Altıntaşmahallesi.com diye bir tane web sitesi açtım diyelim. Oradaki esnaflara dolaşıyorum. Günlük 1 lira verip web sitesinde reklam yapmak ister misiniz? Günlük 1 lira kimseye koymaz değil mi? Atıyorum 50 tane esnaf bağladım. Günlüğü 50 liradan aylığı 1500 mi alıyor? 1500 TL gelir elde ettim. Çok basit bir fikir. Ve bunun gibi birçok şey var. Mesela onu tam hatırlayamadım. Çocuğun biri vardı. Ferrari almak istiyordu galiba. Web sitesinin 1 milyon piksele mi ne böldü ve her pikseli 1 dolardan reklam yaptırıyordu. Ve çocuk bu parayı muhtemelen kazandı. Demek istediğim şey şu. İnternet mükemmel bir şey. Web sitesi mükemmel bir şey. Peki biz ne satıyoruz? Sattığımız ürünün değerini iyi bilmemiz lazım şu anda. Hayatımıza o kadar etki eden bir ürünümüz var ki. Mesela kendi ürünümüze geçelim buradan. Ürünümüzü önce iyi tanımamız lazım. Ürünümüze sabretmemiz lazım. Mesela şu cümleyi çok duydunuz eğitimlerinizde. Mega Holdings bundan 6 ay önce böyle değildi. 6 ay sonra da böyle olmayacak. Mesela şu an belki web sitelerimizden biraz şikayetçi olan arkadaşlarımız var. Onlar için ufacık bir rahatlatma yapmak istiyorum. Bizim ilk işe başladığımız zamanlarda bir web sitesi vardı. Hani adı web sitesiydi. Mesela arka planını sadece mavi, kırmızı, beyaz, düz renk bir şey yapabiliyorduk. Sadece banner ekleyebiliyordun. 2-3 kategori ekleyebiliyorduk. Ve sadece içeriğine yazı ekleyebilirsek resim ekliyorduk. Ve siteye girdikten sonra bir 15-20 saniye sonra açılıyordu. Yani sitenin yaz, enter'a bas, işini gör gel, anca site açılmış oluyordu. Daha sonra ürün değişti. MHP'nin kullanmaya başladık. WordPress, Joomla gibi hazır yazılımları bilgisayara program kurar gibi kurabilmeye başladık. Ve kalitemiz arttı, Türkiye'de yatırımlar yapıldı, serverlar açıldı.
Web sitemiz hızlandı. Ve şu an Easy Builder denen bir ürünümüz var. Ve Easy Builder şu an gerçekten çok easy, kolay. Lego ile oynar gibi web sitenizi tasarlayabiliyorsunuz. Şu an, nasıl söyleyeyim, belli kriterlere göre çok güzel web siteleri tasarlayabiliyorsunuz. Ama biliyorum ki kafanızda e-ticaret sitesi yapmak, emlakçılar sitesi atmak veya çok daha komplike siteler düşünüyorsunuz. Biraz sabretmeniz lazım. Biz ilk başladığımız zamanlarda nasıl bunu sabrettiysek, sizin şu an sabretmeniz lazım. Easy Builder o kadar güzel bir ürün ki, geliştirilebilir bir ürün. Ve gelişecek, değişecek, çok daha kolaylaşacak. Ve bunu herkese satabileceksiniz. Ve bugün yine web sitesi dediğimiz şey, yasalarla anonim şirketlere ve limited şirketlere zorunlu hale getirildi. 1 Temmuz 2014'ten itibaren bu şirketlerin web sitesi olmak zorunda. Türkiye'de kaç tane şirket vardır böyle? 800 bin. Belki daha fazla. Web sitesi olmayan 800 binmiş. Pazarı görüyor musunuz? Yani bu işe başlayıp distribütör ağı kurmasan bile nasıl bir kazancın beklediğini farkında mısınız? Ve bunun yanında dediğim şeyi daha basitleştirmeye çalışacağım. Biraz teknik konuşacaktım da. Demek istediğim şey şu. Biz web sitelerimizin önemini bilmemiz lazım. Müthiş bir pazarımız var. Ve bu şöyle bir duruma gelecek. Şu an anonim şirketlere, limited şirketlere zorunlu hale geldi. Bu yakında küçük esnaflara gelecek. Belki her öğretmenin bir web sitesi olmak zorunda olacak. Her doktorun bir web sitesi olmak zorunda olacak. Ve belki de vergiye tabi her kişinin web sitesi olmak zorunda olacak. Bu son dediğim cümle çok önemli bir cümle. Mesela şu an farklı network şirketlerin çalışan arkadaşlarımız var. Başarılı ilerleyen, kazançları olan, gelirleri olan. Ve bu insanlar kazançlarından vergi ödüyorlar değil mi? Bu ürün, bu insanlar zorunlu hale geldiğinde nasıl bir pazarın beklediğini farkında mısınız? Önümüz açık arkadaşlar. Yani sattığımız ürüne %100 güvenmeniz lazım. Ve ürününüzü kullanmanız lazım. Yani bugün Azerbaycan'da organizasyonumuz var. Bu bir web sitesi sayesinde oldu. Fevreken açmıştı onu. Megaholdingsturkiye.com'da herhalde. Google'dan aramışlar, bulmuşlar, araştırmışlar. Ve bu insanlar bize katıldılar. Web sitesiyle yapabileceklerinizin farkına varın. İnternetin farkına varın. İşinizin, gücünün ve geleceğinin farkına varın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.